sanat galerisine kavuştu. Sanat galerisi bizim için çok önemliydi. Bir kere bir kent belediyesinde gerek beldenin etrafında yaşayanlar, Girne ve çevresinde yaşayanlar, gerek ulusal düzeyde, gerekse uluslararası düzeyde sanatçıların Girne'de sergi açabilecekleri, ürettikleri eserleri sergileyebilecekleri kamusal anlamda bir sanat galerisi yoktu. Bilindiği üzere burası 38'li yıllarda İngiliz döneminde inşa edilmiş ve kentin belli kesimlerine elektrik akımı temin etmeye yarayan bir elektrik trafo merkeziydi. Bizden önceki dönemde buranın yıkılmasıyla ilgili bir karar vardı. Bu karar aynı zamanda Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmış bir karardı. Biz göreve geldikten sonra burayla ilgili ciddi bir düşüncemiz olduğunu dönemin başbakanı anlattık. Ve dönemin başbakanı da buranın elektrik kurumunun tasarrufundan alınıp Girne Belediyesi'ne verilmesine, Girne Belediyesi tarafından da belediyenin talep ettiği şekilde bir sanat galerisine dönüştürülmesi için gerekli yasal işlemleri başlattık. Daha sonra burada tamirat ve tadilat işlemlerimizi devam ettirerek sanat galerisine, yani eski trafo binasına, kentin bu noktasında bir sanat galerisi kazandırmış olduk. Bu kentimizde hizmete girmiş olan ilk kamusal anlamda bir sanat galerisidir. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek isterim ki mesai saatleri dışında hizmet veren bir sanat galerisidir. Cumartesi günleri de burası sabah 9'dan öğleden sonra 15.30'a kadar burada hizmet verilmektedir. Galeri açıktır ve ziyarete açıktır. Uluslararası anlamda da sanatçıları bu mekanda ağırlamak istediğimizi her vesileyle söylüyoruz. Kentin bu noktasında inanıyoruz ki bir ışık yaktık, bir aydınlık yarattık ve kentin bu noktasında aydınlatmaya başlayacak olan bu galeriyle birlikte bu bölgenin de bugünden itibaren daha düzgün bir şekilde şekil alacağına ve canlanacağına inanıyoruz. Çünkü buraları işte bildiğiniz gibi Beycan mağazalarının girişi olarak bilinen bölgenin sokağın başındadır. Ama bu galeri bugünden sonra da, açıldığı günden sonra da önemli bir nokta olarak kentte bir hizmet vermeye başlayacaktır. Bu da bizim için çok önemlidir.